Merhaba sevgili dinleyiciler, Bir Söz Söz Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Berat Aoğlu, Harva Efendim, Recep Tayyip mutlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar araştırmacı tarihçi yazar İsmail Yağcı stüdyoda. E, Sayın İsmail Yağcı stüdyoda konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, Mısır'da gazeteciler tutuklandı ya da bir meçhule götürdü. İlk başlığımız bu olsun. Ne istiyorlar bu gazetecilerden efendim ya? Hayır Mısır Türkiye'den ne istiyor? Çok güzel. Biz Mısır'dan bir şey istemiyoruz. Sadece i̇stemiyoruz. Demokrasiyi hatırlatıyoruz. Evet, evet. Onların cinayetlerine karşı Evet. Biz de diyoruz ki arkadaşım. insan böyle, hakları, hukuk, devlet, devlet e, sisteminde geleneğinde Evet. eğer bir yer devletse bir topluluk burada bütün devletten uyacağı bazı kurallar vardır. Kimseyi keyfi olarak işinde men edemez. Tutamaz, tutuklayamaz, hapse atamaz, öldüremez. Devlet illa hukuka istinaden çalışır. E diyecekler ki biz hukuka istinaden e o zaman hukukunu sizin devletler hukukuna aykırı. Böylece mesela Türkiye'nin çok eski bir haber ajansı Kurtuluş Savaşı yılları, yıllarında kurulduğunu tahmin ettiğim Kurtuluş Savaşı evet. yıllarında efendim bu ajansın seçkin bir yeri vardır dünya basın tarihinde. Anadolu Ajansı dediğiniz zaman mutlaka doğru doğrulanmış haberler orada verilir. Şimdi Mısır Anadolu Ajansı'nın nasıl bir suçunu gördü ki? Adalet lazım burada. Geldi oraya baskın yaptı. Eh, bir ihbar vardır diyecekler. Peki, ona da peki. Adamları tuttu. Avukatı geldi ajansın. Resmi avukatı geldi. Evet. Mısırlı yani Tabii. gelen adam. Avukatını niye dışarı çıkarıyorsun? Sen emniyet personeli olarak bu insanları sorgularken diyelim. Niye onları çıkarıyorsun? Çıkaramazsın. Mafya dizilerinde bile görüyoruz. Adam Türkiye'nin belki eroin başka baş ama avukatım olmadan konuşmam diyor. Bunu kendi de biliyor, bütün Türkiye de biliyor, dünya da biliyor. Ama avukatımı isterim ben arkadaş diyor. Konuşmam ben diyor. Herkesin el kolu bağlanıyor. Peki burada niye avukatı kovuyorsunuz? Hangi hakla kovdunuz? Niye çıkarttınız? Mısır kendi başına büyük bir dert açtı sade bu avukat kovmadan dolayı eğer varsa bir insan hakları ile ilgili bir adalet divanı var diyorlar. Türkiye'de zaman zaman mahkum etmeye kalkıyorlar. Varsa bunun bir savcısı da vardır bu adalet divanının. Savcının resel el koyması lazım. Mısır'ı mahkum etmesi lazım. Savunma hakkını elinden alıyor vatandaşının diye. Diyeceksiniz ki ya hapis yatmakta olan adamı duruşmaya getirip götürürken ve duruşma tel örgüsünün içindeyken öldürdüler de kim ne dedi? Öyle. Demek ki çok özür dilerim ama millet arası kuruluşların hepsi hikaye. Hepsi Hristiyanların başına bir iş geldiğinde alabildiğine böyle Hücum çok fevaran etmek. Evet. Bunda çok ileri laflar etmek ama Müslümanlara olduğu zaman da hiç sesini çıkarmamak. Şimdi Arap Baharı diye başlattılar. Hani var ya ızdırap çektiğim bu aşk yollarında Tabii. elimden bir kırık saz geldi geçti. <laughs> Meşhur şarkı. Evet. Benim talihimden, kara talih demek istemiyorum. Hı. Benim talihimden bu, bu yılda <laughs> <laughs> baharı görmeden yaz geldi geçti evet. bahar da geçti yaz da görünmedi hiç kara kışı yaşıyor İslam alemi ya, ya. etmeyin eylemeyin ya bu kadar insan öler mi, ölür mü kardeşim yani ortadoğu coğrafyasındaki şu çatışmaları bir tarafsız tarihçi sayılarını bir dökse tahmin ediyorum 10 milyonun üstünde şu 3-5 sene içinde öldürülen sivil halk var Müslüman alemde. Sadece 10 yıl değil tabi. Zaten küçük küçük devletler. Hadi yani, sadece on yılı. Tabi. Hani e, bahar dediler ya. Tabi. Yani ya, yaşları işte 90'ı geçen, 80'i geçen, 70'i geçen kaç devlet var Orta Doğu'da? Yeni yeni devletler. Tabii. Osmanlı gitti, Osmanlı'dan sonra felaket oldu buralarda. Mısır'la mesela. Mısır Hidvi var burada şeyde, kasrı var yani. Hidvi, evet. Ya, Hediv. Şimdi Mısır Osmanlı zamanında 1517'den itibaren huzura kavuştu. Evet. Fakat Avrupa'nın Hristiyan liderleri papalığında yol göstermesiyle bu insanları tahrik ettiler. Ve yıllarca Osmanlı'ya karşı ayaklanmalar tertip ettirdiler. Bazen de Osmanlı'nın oraya gönderdiği, isyanı bastırmaya gönderdiği paşa nefsine mağlup olarak ya dedi İstanbul'a burası çok uzak. 4000 kilometre neredeyse 3000 kilometre kuş uçuşu. Ben burada dedi bir Sultan Ahmet olayım ben dedi. Evet. Hain Ahmet Paşa. Kanuni'nin gönderdi. İsyan etti. Binlerce insanın kara aktı. Kendisi de paramparça öldü gitti. Şimdi Mısır Müslümanlığın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından ilanıyla beraber etrafında birçok hükümdarlıklar vardı. Birisi İran Mecusi Kisralığı vardı. Kisralık. Onun eyaletleri vardı. Mısır dahil, Mısır dahil, Şam dahil, o bölgede bir de Kayserlik vardı veya Kayserlik vardı. O da Doğu Roma Kayserliği. Evet. Bunlar bir dine inanıyorlar, ortodoks dinine. Mecusiler inanmıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da. Efendimiz oralara sefirler gönderdi, elçiler gönderdi. Bu kavkısa mektup gönderdi. Altı yedi yere. Bayağı bir devlet ilişkisi gibi yaptı ama devlet başkanı değildi kendisi. Hiçbir zamanda devlet başkanı olmadı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne yaptı? bu dini yaymaktan sorumlu tek insan bütün cemaatine ümmetine de Allahü Teala'nın yolunu yayınız diye emretti. İşte Mısır'a gönderdiği vali de Kayser'in valisi olduğu halde o da gelen mektuba Kayser gibi Herak Herak hürmet etti mektuba yani. Evet. Gelen elçiye hürmet etti. Efendim, ora nihayetinde Müslümanlar tarafından fethedildi. Amr İbni Az radıyallahu anh çok güçlü bir askeri komutan idi. İdareciydi. Oraya Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında Mısır valisi yapıldı. Bir devlet ya şu anda Sisi'nin bulunduğu yer. İskenderiye'de oranın Kahire Fustat o zaman şehrin adı. Mısır ülkesi yani. Belki daha büyük. Sudan'a doğru da uzuyor çöller. Orada Mısır valisi çok icraatçı birisiydi. Amr İbni Asr'a Diyala Hazretleri. Ve İskenderiye bir e, tarihi ticaret limanı olduğu için sokakları falan dar. Böyle mallar geliyor, indiriliyor. Oradan Mısır ülkesine dağılacak falan ama tahliyesi, tahmil tahliyelerde zorluklar var. Evet. Ve yollar açmaya başladı. Anladım. Bu yollardan birisi bir sokakta bir Yahudi'nin evine dek geldi. O alınması lazım. Raiç fiyatın üç misli fazlasını verdirdi mal sahibine ki orayı da açalım, insanlar rahat etsinler. Yahudi vermem dedi. Din gayretiyle, kendi inandığı dini gayretiyle vermem dedi. Zorluk çıkarıyor. Ama iş orada geldi, takıldı. Tabi. Ön tarafı yapılmış, arka tarafı yapılmış. Orada kör düğüm oluyor. Amir biraz Hazretleri dedi ki emrinde çalışanlara ya biraz zorlayın şu inşallah azıcık korkutun korkutun da yani parasını da veriyoruz fazla fazla veriyoruz alalım. Dediler ki bak arkadaş biz bunu nasılsa alacağız senin eline yardımcıları. Paran da veriyoruz İnat etme bak pişman olursun sonra. Yo <laughs> dedi bir hiç pişman olmam. Benim üstüme gelmeyin. Gidin valiye söyleyin ben sizi emirinize şikayet ederim dedi. Emir kim? Ömer radıyallahu anh. Ha şey. Medine-i Münevver'e O emiriniz dedi. Halifeniz demedi de emiriniz dedi. Emiriniz dedi, evet. Ya ederse etsin falan dedi Amr ibn As Hazretleri. Bu haber getirilince ona. Adam üşenmedi. Mısır'dan kalktı. Çölleri geçti. Medine-i veriye geldi. Bir şey ve ya. emirin evini aradı. Dediler ki şu anda evde yok evdekiler. İkindi namazında mescitte olacak. Oraya gidersen görürsün. Giderken yolda daha ikindi olmamış. Böyle gölgeler hafif uzarken bir kerpiç duvarın dibinde yatan birini gördü. Gölgeye biraz böyle yarısı gelmiş vücudunun. Kafasının altında da bir kerpiç var. Evet. Orada da bir çamurlar falan karılmış kerpiçler de yapılıyor yapılacak yani. Yorulmuş. Hazırlığı. Evet. Yorulmuş. Yorulmuş. Evet. Bu tabi Medine-i düz bir yerdir. Orada eğer bir nirengi bir tepe mepe görmezsen e, yabancı gittiğin yerde bir kendine e, röper noktası yani tespit noktası sabit bir nokta bulamazsın. Evet. Sokakların arasında kayboldu gitti adam. Mescidi göremiyor şimdi. Mescide doğru gidiyor ama göremiyor. O yatan, uyuyan adamın... uyuklayan adamın ayağını dürttü böyle. Bakar mısın falan dedi. Baktı o da. Ne istiyorsun dedi. Uyandı. Dedi ki mescide nereden gidilir? O zamanki kıyafetler Yahudi kıyafeti, Hristiyan kıyafeti, İslam kıyafeti ayrıydı. Evet. Kıyafetinden anlaşılırdı. Hatta Osmanlı'da bile çocukların bezlerinin, kundaklarının şeklinden Ermeni çocuğu mu, Türk çocuğumu, Müslüman çocuğum olduğu anlaşılırdı. Rum çocuğu mu? Neyse, Emin evet. Oktay'ı da yolda kundakla bir bebek olarak buldular. Baktılar ki ya bu Ermeni kundağı. Evet. Bir Müslüman aile sahiplendi. Ondan sonra o da bizim Cumhuriyetin ilk yıllarında yazdığı Emin Oktay tarihiyle hepimize Osmanlı'ya ver yansın edecek tarihler hazırladı. Kundaktaki Emin Geldi, Oktay mı efendim? Evet. Vay evet, bak ben evet. onu ki evet. Şimdi Evet efendim şimdi o yandırdı Diyalog başladı Dedi ki Sen ne yapacaksın emiri dedi Benim bir şikayetim vardı dedi Ne şikayet dedi Ya ben emire söyleyeceğim dedi ya Hı. E emir benim dedi Hadi ya dedi böyle Emir böyle mi olur dedi yani Çamurdan şeyden şey, yorulmuş çamur, e, Çamurlu elleriyle <laughs> e, Oraya uzanmış, Kepişte evet. yatıyorsun Emir böyle olmaz dedi Bizde emir dedi, böyle şey olur, gösterişli olur, etrafında adamlar olur. Ne dedi Ömer Radyan, o senin emir dediklerin var ya dedi, onların ben dedi, böyle gözlerini uyarım dedi. Öyle emir olmaz. Ve hakikaten o çamurun, o emir dedikleri kimselerinde, bulunduğu görüldü diye diyor rivayette. Oraya evet. geçelim. Evet. Derdin ne de dedi? Derdin. Efendim dedi böyle 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 hikaye etti. Evet. Tamam. Şöyle bir kalktı bakındı. Bir devenin ayağının kaval kemiğini buldu Ömer radıyallahu. Evet. Kuru. Yani belki bir yıl olmuş o pişirilmiş kalmış sokaklara evet. hayvanlar yemişler etmişler bir kemik. Uzun bir kemik. Hı. O kemiği aldı, oraya bir yazı yazdı. Al dedi bunu, götür valiye ver. Alsa bir türlü, almasa bir türlü. Ne uğradığını şaşırmış. dedi, bunların işte dedi emiri duvar dibinde yatar. Evet. Eli yüzü çamurludur. Bir de kemiğin üstüne yazı yazar. Ama başka çare yok, onun emir olduğunu anladı. Evet. Koydu koynuna. Döndü geldi. Hanımı da çok tahrik etmiş emire git diye Hı -hı. ya demiş bunların emirlerini çok adil diyorlar zulmetmez evet. Evet. diyorlar insana dini ne olursa olsun din farkı gözetmez diyorlar sen bir git demiş adam zaten hanımın tahrikiyle gelmiş evet. diyor şu kadının sözünü dinledik burada hanımın gazıyla bana, bana şimdi herkes diyor Mısır'da gülecek <laughs> alay edecekler diyor çok kötü bir duruma düştü <laughs> Evet geliyor hanımı ne oldu diyor ya işte seni dinleyince ne olacak diyor. Ne oldu peki? Gördün mü Emir'i? Gördüm diyor. Ne yaptı diyor? Ya diyor şu kemiğe bir yazı yazdı diyor. Bunu valiye götür ver dedi diyor. Kadın bakıyor. Ya vardır bir şey bunun diyor ya. Madem emir miydi kesin mi kesin diyor. O zaman götür sen valiye diyor. Ne kaybedersin diyor. Böyle de sana gülecekler. Öyle de gülecekler. Evet. Götürüyor abimiz Hazretlerin önüne. Ne oldu gittin mi diyor Medine-i Münevvere. O da takip ediyor. Efendim gitti herhalde diyorlar. O da merakla bekliyor. Ne oldu? Ne dedi? Ben haklı çıktım değil mi diyor. Yok diyor. Şu kemiği gönderdi diyor. Kemiğin üzerinde bir yazı var. Ya Amr biz nuş Revan kadar da mı adaletli değiliz? ...bunu okuyunca... ...Amr ibn As'ın ele ayağı titriyor... ...rengi bembeyaz oluyor. Tamam diyor... ...al evladım bu kemiğini sen... ...senin evin yıkılmayacak... ...seninki kalacak... ...biz başka bir yerden, başka bir sokak açacağız orada... ...bir cadde açacağız. Sen haklısın, bitti diyor. Bitti. Sen bizim şimdi en makbul insanımızsın. Ya bir dakika diyor ya... ...bu nedir ki diyor yani... ...sen bu kemiği e, okuyunca böyle... Onu ben bilirim diyor. Yo diyor. Bana bak davranıyor. söylemezsen yine giderim Emire diyor. <laughs> tamam mı adam, adam alıştı ya. Hiç. Emire yine giderim. Diyor ki o zaman otur şuraya. Biz diyor Hazreti Ömer'le beraber halife olmadan önce gençliğimizde ticarete giderdik İran'a. Bizdeki mallardan götürür, oradaki mallardan da yerine satın alır gelirdik. Malları götürdük kervanla ortak sattık. Geceleyeceğimiz bir han aradık. Hana gittik. Hancı dedi ki, bak tamam handa var size. Buyurun kalın. Ama develerinizin başına ne gelir onu bilemem. Ben develerinizi kabul etmem. Niye? E hırsızlar her yerde kol geziyor diyor. Develer de kızıl tüylü develer ki çok makbul. Çok pahalı hayvanlar. Ta Medine-i Münevver'den e, Fars ülkesine gelmişler. Çölleri geçmişler. Ya olur mu öyle şey? E, olur diyor niye? Götürürler diyor. Neyse tamam diyor ya. Bağla sen ahıra. Başta bir iş gelirse e, seni mesul tutmayacağız diyor. Evet. Bak diyor tamam. Demeyi bağladım. Üzerinizde para pul varsa bana verin diyor. Geceleyin yattığınız yere hırsız gelip de paralarınızı götürürse benden bilmeyin. Ne demek diyor ya sen nasıl hancısın yani? Biz öyle diyor. Benim gücüm yetmiyor diyor bu hırsızlara. Peki peki sen diyorlar odamızı göster. Odayı gösteriyorlar. Bunlar da paraları yastığın altına koyuyorlar. Uyuyorlar. Sabah kalkıyor ki ikisinin de yastığın altındaki paraları gitmiş. Buyur. Hazreti Ömer Hazan'ın da Amr-ı aslında. Ahırdaki develer de gitmiş. Bunlar ne oldu? Hancı gel bak. Ben size demedim mi diyor. Bende bir suç var mı? Söyledim değil mi? İkaz ettim değil mi? Evet. Peki diyorlar. Emniyet müdürüne gidiyorlar. Emniyet müdürü kardeşim ben baş edemiyorum zaten. Hırsız her taraf hırsız dolu diyor. Allah Allah. Ya sen çare bulamayacak bulamayız. Tamam biz buranın emrine gideriyor diyorlar. Hükümdar nuş Revan'a haber gönderiyor. O da gelsin diyor. Diyorlar ki efendim böyle 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 oldu. Bizim 30 tane dememiz gitti. Şu kadar da altın paramız da gitti. Hancı da bizi böyle ikaz ettiydi. Bir adam diyor 30 deve ahırdan götürülürken yattığınız yastığın altından paralar giderken siz ne yapıyordunuz diyor uyuyorduk biz efendim diyorlar Bu nasıl uyku kardeşim diyor ya Everim biz sizi emir olarak uyanık bildiğimiz için rahat uyuyorduk diyorlar Nuşirevana bir 90'dan gol Evet ha, diyor pek Gidin Ohan'da kalmaya devam edin şimdi diyor. Bir hafta daha paramız pulumuz yok efendim. Her şey gitti diyorlar sıfırız. Tamam ben vereceğim parasını diyor. Hancı'ya söyleyin. Benim misafirim orak orada bir hafta yiyin işin kalın. Bir hafta sonra gelin ben sizin paranızı da develerinizi de vereceğim. Evet gidiyorlar bir hafta sonra geliyorlar ki şey Nuşi Revan gelin bakalım diyor. Pencereden baktırıyor sarayın havlusunda. Develer duruyor. Bu develer misin ki bizimki biliyor. Sayın bakayım sayı tamam mı? 30 tamam. Paralar, şunlar da paralarınız mı sizin diyor. Sayın sayı yollaya tamam. Efendim diyor Ömer Radjan. Siz hakikaten çok güçlü bir emirsiniz diyor. Evet. Yo diyor. Erken konuştun. Arabistanlı, Ceziretül Arabın misafiri. Erken konuştun. Siz diyor bu gecede kalın handa gene benden kalın. Yarın sabah biriniz doğu kapısından, gün doğu kapısından, biriniz gün batımı kapısından şehirden çıkın. Ondan sonra oralarda gördüklerinizi hakkında kararı verin diyor. Öyle yapıyorlar. Sabah bakıyorlar ki birisi kapıda asılı bir delikanlı Nuşirevan'ın öz oğlu, soyguncu başı. Vay be. Birisi de o bana ne kardeşim gidin diyen emniyet müdürü, o rüzgarda sallanıyor sabah rüzgarında bu sallanıyor. ha diyorlar hakikaten adalet böyleymiş. Ömer adiyan ne diyor? Nuşirevan bizden daha mı adildi diyor. Buyurun efendim. Yani <laughs> yani sen sen adil olmazsan evet. ben Nuşirevan'ın o oğluna müdürüne yaptığından daha aşağısını yapmam sana diyor. Evet efendim. Peki kısa bir reklam sonrasında araştırmacı tarihçi yazar İsmail Yağcı ile birlikte olacağız. Evet sevgili dinleyiciler tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Söz Sözü Açtı programında efendim araştırmacı tarihçi yazar İsmail Yağcı var. Mısır'ı konuştuk. Nuşirevan'ın kentinde ya da ülkesindeki hırsızın, çete başının oğlu ve bunun gözetleyicisi, efendim destekleyicisi bir il emniyet müdürü olduğunda öğrendik ya da emniyet müdürü olduğunda öğrendik. Hakikaten müthiş bir şey. Bunlar Peki, yan sesi, yana gelince şimdi bu ya. bu adalet uygulamasının milyonda birini yapabiliyor mu? Ya. Ordusunun parası masrafları, giyimi, kuşamı, üniformaları eskiden Mısır ordusunun Osmanlı'dan çıktıktan sonra üniformalı yamalı yamalıydı. Tabii. Sudan'ınki de öyleydi. Ben yamalı askeri üniforma hem de her tarafında bir sürü yama olan üniformalı askerler gördüydüm. Şimdi bu Sudan'dan gitmişler o gariban çöl insanını. Üç kuruşa çalışacak insanları getirmişler. Hafter'in emrinde Libya'daki Müslümanlara silah sıktırıyorlar ya. Evet. Üç bin tane getirmiş Hafter. Evet. E, Libya'dan bulsana. Gelmiyor Libya'lı. Tabii gelmez. Şimdi sizi de bu adalet var mı? Yok canım yok. Şimdi atama. Seçilmiş, de, evet. seçilmiş cumhurbaşkanlığı idam etti edecekti kalp krizinden gitti. Şimdi efendim biraz İran'da konuşalım. İran çok Benim kafama karıştı. takılan İran'la ilgili bir şey var. Buyurun. Şimdi ben malum hep bu programlarda söylüyorum İhtilal tecrübesi çok olan yaşayan emsellerimden birisiyim şu anda. Ya, yani, Kaç ihtilal gördünüz efendim? İki tane mi? Kaç tane? Kaç iki tane? Kaç iki <gülüyor> tane? <gülüyor> Çok güzel. 20 Mayıs efendim. Üniformalı. 13 Kasım. Ne e, tiyatro e, oynanmış e, Türkiye'de ya? Yani hakikaten tiyatro hep Amerika kaynakları. Yani. tabii. Efendim, bizim çocuklar iyi iş becerdi. Kimisi muhturalı, kimisi muhturasız. Tabii. Yani muhtura da gene bir şey var. E, kamufle etmeye çalışmak var hmm. Bak ha Düzel artık canım demek var Ötekinde muhtıra da yok Büyük anıtın muhtırası evet. en son hatırlıyorum Kıymetli vatandaşlarım diye böyle Aa. Stüdyoda kayıt verip NATO'ya SENTO'ya bağlıyız Evet. Yani NATO'ya da Amerika'nın kurduğu <laughs> SENTO'ya da Biz kul köleyiz demekti bu Aynen öyle Şimdi size göz açtırmayız ey aziz milletim. İran'da vay dedik işte Kasım Süleymani vuruldu falan. Amerika görüyor musun ya falan. Adamlar affedersiniz böyle karambol ayağına yatıp veya bir söylediği bir söylediğine uymuyor ayağına yatarak böyle Amerika'nın dış siyasetini sulandıran bir başkan buldular. Bunu almazlar göre demen sana söyleyeyim. Bu işlerine geliyor. Askerlerin de işine geliyor. ...Kasım Süleymani güya... ...çok kötü işler yaptığı için... ...zımbaladılar. Önceki diye. günde küfür etti. Galiz bir küfür etti. Yansıdı ee, o. ediyor, mahsus evet. ediyor. Yani oralara bağlıyor insanları. Hı hı. Bir top yuvarlıyor. Evet. Herkes o toptan uğraşırken... lan kim attı bu topu falan filan... ...veya camına bir taş atıyor. Evet. Lan kim falan filan derken... ...kapıdan hırsız giriyor, evi soyup gidiyor. Şimdi... ...arkasından... İşte İran biz öcümüzü alırız falan filan dedi. İran'da devrim muhafızları var. Devletin güçleri var. Son görünen durumu söylüyorum. İran çok hızlı bir şekilde Amerika'nın ya bizim çocuklar da iyi iş becerdi diyecekleri bir askeri darbeye gidiyor. Amerikan tarafları bizim çocuklar başa geçecekler. İran'da İran, İslam Cumhuriyeti olarak kalacak. İran, İslam Cumhuriyeti'ni değiştirmeyecekler. Tepki çekmemek için. Sonra da dünyayla... E, ...akort olabilmek için... ...uyum sağlayabilmek evet. için... ...dünya devletleriyle... ...o cumhuriyette kaldılar. Cumhuriyeti istemiyorlar çünkü. Hmm. Libya'da öyleydi. Libya'yı da istemediler. Darmadağın ettiler. Cumhuriyet lafını kullanmayacaksın. Cumhuriyet kimaz Avrupa'ya astıyorlar. diyorlar... Cumhuriyet. Hmm. İslam Cumhuriyeti olmaz. Ha Cumhuriyet lafını kullanın. Ama İslam dediğiniz zaman biz de Haçlı Cumhuriyeti diyeceğiz ama ayıp olur diye diyemiyoruz diyorlar. Yani İran şu andaki sokak hareketleriyle evet. bizim Kızılay'daki gördüğümüz, yaşadığımız ben katılmadım böyle hareketlere Harbokulu talebesi olarak ama her gün diken üstünde bulunduğumuz bir şey zannederim ki yakın bir zamanda İran rejiminin bu öldürdüğü bazı talebeleri susturmak için öldürdüğü talebelerin etlerin de orada bir et kombinası falan varsa e, Ankara'da hani e, kıyma yaptılar. Ondan sonra Nasıl da as bir palavradır asfalta ya. Asfalta gömdüler diye. Evet. Orada da böyle bir kıyma dedikodusu çıkarsa şaşmayın. Çünkü benim gibi o kıymayı dedikodusunu bilen azaldı. E yeni gençlik. Aa ya vay anasını be kıyma da yapmışlar falan. Bilsinler ki bundan 60 sene önce kıyma hikayesi kullanıldı. Yani. Ben de geçti Ama hiçbir hiçbir hiç ebeveyn de baba anne de çıkıp ya benim oğlum kayıp ya da kıyma yapmışlar diye bir haber de okumadık ya. Yok yok canım. Nasıl bir yok algıymış canım. öyle yok ya. Canım. Yok. Şimdi Peki. İran İran böyle bir Amerikan taraftarı idareyle ihtilale başlarsa girerse Türkiye ne oluyor? Türkiye'ye bir şey olmaz. Türkiye şu anda bir şey olmaz. Bu ateş kesin. Hem İdlib'deki hem Libya'daki Türkiye'nin Rusya ile birlikte olup aynı saatte akort ederek efendim, ilan etmeye gayret ettikleri ateşkesi iki taraftan da birisi Esat Eset evet. Esat değil Eset Beşar Beşar Eset birisi de Hafter biri de imzalandı dinlemediler biri imzalamam ben arkadaş dedi böyle bir yiğitlik gösterisi yaptı herhalde başına gelecek bir şey var bu ateşkesi sabote ettiler. Bunları sabote ettiren de Amerika her ikisinde. Çünkü Amerika İdlib'deki çatışmaların devam etmesini, insanların yokluk ve huzursuzluk, hastalıktan böyle başka şey düşünecek hale gelmeyecek. Ya yaşayabileyim, nefes alayım de esir olursam olayım diyecek insanlar. Başıma kim gelirse gelsin de ya şu çoluk çocuğunla beraber kalayım. İnsanları böyle çaresiz bırakmaya çalışıyorlar. Mezdiriyorlar değil mi? Evet. Psikolojik bir şey bu. Evet. evet. Ki o petrolleri Amerikalılar ya kardeşim malımız gidiyor Amerikalı sömürüyor. Ya sömürürsen sömürürsen hiç olmazsa varil bombaları yok tepemize desin adamlar. Razı olsun. Hani hani Sıtmayı şey var. Ölümü gösterip sıtmaya razı etme. <laughs> bir siyasetçimiz vardı ya öldü gitti. Şimdi adı sanırım unutuldu. Evet. Efendim, böylece Libya, Türkiye'nin direkt olarak müdahil olması şart olan bir memlekettir. Onların bizim dar zamanımızda yaptıkları yardımların karşılığı, onların Osmanlı idaresindeyken en uzak eyaletlerden biri olması hasebiyle Osmanlı ile gene münasebetlerini soğutmayıp hep böyle dostça, Müslümanca ilişkiler içinde olmaları sebebiyle ki bunda Abdülhamit Han'ın çok büyük emekleri vardır. Orada iki tane tümen askerle hem Libyalıyı korudu hem de Libya'dan geçmekte olan Osmanlı sınırını korudu Abdülhamit Han. Avrupa bu engeli görüyordu. Bir Roma İmparatorluğunu Garibaldi'ye kurdurmak için İtalya kralı Emanuele kurdurmak için Amerika el kol olduğu halde Libya'ya İtalyanlar giremediler aylarca. Ama bu defa girecekler bakın. Eğer hafter durdurulmazsa oradaki kaçışlar bu defa Avrupa'yı sarsacak. İran'a giremez. İtalya'ya giremez. İtalya'nın hali yok. Hayır, İtalya değil. Oradaki sivil halk kaçacak, Avrupa'ya kaçacak. İtalya'ya girecek, Avrupa'ya hedefleyecek tabii. Işte Türkiye Türkiye hem oradaki insan kaçakçılığını engelleyecek. Evet. Yani Türkiye'nin oraya müdahale etmesi, müdahale değil de orayla bir anlaşma yapması Türkiye'de bir kesimi çok rahatsız etti. Bunların insan kaçakçısı baronlarla irtibatlı olduğunu söyleyesim geliyor. Çünkü şu anda Türkiye'den insan kaçakçısı kolay kolay yapılamıyor. Çok cüz'i yapılıyor. Esas olan Libya sınırlarında. Niye? Orada bir kargaşa var. Kim kime dumduma kim kimlik soracak kim bilmem ne yapacak mobese takip edecek falan. Yok bunlar böyle bir şeyler. Han kapısı gibi gelen geçiyor. Kapı deveye göre yapılmış. Deveden küçük ne varsa hepsi geçiyor. Deve de geçiyor. Daha küçükleri de geçiyor. Böylece oralarda insan kaçakçıları dükkanlarını açmışlar, tezgahlarını kurmuşlar. Bizim Türkiye'dekilerde ne varmış yani Libya'da diyorlar. Ne var ki yani? Ne Birleşmiş var ki? Milletler baksın. Biz niye bakıyoruz Libya'ya efendim? Birleşmiş Milletler nereye bakmış şimdiye kadar? Efendim bu bahsi de kapatalım. Ee, biliyorsunuz eğer e, varsa bir şey bilemiyorum ama e, siz en son yani Türkiye'nin bir şekilde e, Libya'da Libya meselesini halletmesi elinden geleni yapıyor zaten. Şimdi Berlin'de de bir toplantı olacak. Bir araya gelecekler. ...hafter oradan oradan da kaçacak mı, kaçmayacak mı onu göreceğiz. Ama inşallah Libya'da ama siz de bir şey kaçırdınız. Müdahale tail. dediniz ya. Yani. Evet. Ne? Tail. Tail diye bir şey duydunuz mu İngilizce? Evet. Manasını biliyor musunuz? Hayır. Ben biliyorum. Nedir efendim? Tail. Bu T A I L. Evet. Tail kuyruk demek. Ha. Nereden geldin diyeceksin. Biz e, orduda çalışırken NATO'nun İstanbul civarında füze filolarına o zamanlar füze filoları vardı NATO kuruluşunda. Evet. Türk subayları çalışırdı. Türk as subayları, Türk neferleri çalışırdı. Dörderden 8 tane filoydu bunlar. Bu değişti sonra. Bunlara NATO hatları giderdi İstanbul'da bir merkezden. Sonra bunlar toplatıldı. Askeri birliklere emirler verildi. NATO'nun işi halbuki NATO'nun işi yapılırken Avrupa'da çalışanlara yevmiyeler veriliyor. NATO'nun işi çünkü ödene var elinde. Nasıl olduysa bu karışıklık 64 yıllarıydı. İhtilalin hemen akabinde 64, 65, 66. İstanbul'daki bütün tayil hatları, kuyruk hatları yani ana merkezden birliklere dağılan, filolar olduğu yerlere dağılan hatlar vardı. Şu anda, şu anda hani Millet İttifakı diyorlar ya ben buna yani af buyurun belki suç mu oluyor bilmiyorum ama Tayil İttifakı diyorum. La teşbih bila temsil Ha öyle diyelim. Evet, Onu evet. da ilave edelim de hani ya, o zaman o zaman bu Hafter'de Tayil şeyi bu. ...tabii onu da kaçırdılar... ...ya Hafter'le görüşün diyenler de tayil İttifakı'nda... ...tabii ya çok ilginç bir şey... ...Eset'le görüşün diyenler de tayil İttifakı'nda... ...bugün bir iletişimci yazmıştı... ...Yeni Şafak gazetesinde... ...ismini de verelim... vereceğim valla Ali Saydam... Hayır. ...Ali Saydam'ın yani bugün dün dediğimiz... Gördünüz? ...dün ha, gördük... Ha. Dün ...Ali Saydam'ın yazısını herkes görsün... ...iki yüzlülüğü yazıyor bir yazar... ...o Hı. da satırlarına şey yapmış... ...bütüş bir şey iki yüzlülük... Evet. Ya Amerika'nın aldığı her tedbir evet. çok makbul. Trump'ın <laughs> yalanları dahil. Evet. Fakat Sayın Cumhurbaşkanının ve hükümet üyelerinin aldıkları tedbirler, verdikleri beyanatlar hepsi bir yerden sulandırılmaya çalışıyor. Şimdi e... bu tayil siyaseti değil mi ya? Aynen öyle. Mesela... Kimin tayili? <laughs> NATO tayli. <laughs> NATO değil. Keşke NATO olsa. NATO bitti diyor Trump zaten. Yeni bir şey kurmak istiyor. B biter mi efendim? Macron dedi öldü diye. Evet. Trump da bitti diyor. NATO'ya yeni bir ad verelim. Başka bir şey ha, olsun Ha ayrı bir şey. Yeni bir yapılanma, ha. yeni bir format olabilir daha mi? Daha Amerika vari bir şey olsun istiyor ha, herhalde. Formatı tabii. Bize daha şey olsun. Bizim olsun. Şimdi efendim Kanal İstanbul'da da bu for şeyi var. Müthiş. Şimdi e, ben çok üzülüyordum. Biliyorsunuz ben çok sık manda ...yoğurdu yerim efendim... ...bak yemin ediyorum... ...ömrü hayatında bir defa ya da iki defa yemişim... ...o da Erzincan'da... ...nasıl biliyor musunuz orada da manda çok olur... ...çayırıyla şeyle... ...dediler ki bir yerde ya bu manda yoğurdu... ...yiyin dediler yedik... ...adam manda yoğurdu yok olacak diyor... ...ondan sonra kısırlık yapar diyor... ...kuş yolları bilmeyem ne olur diyor... ...ondan sonra diyor ki... ...İstanbul'a su gelmez diyor ya... ...İstanbul'un suyu biter barajlar... ...bir şey boşalır... En son diyor ki deniz suyu baraja karışır. Şimdi bunların hepsi tek 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 patlayan balonlar haline hepsi, geldi. yedi tane üniversite 200 bilim adamı yıllardır adamlar şey yazıyorlar, tebliğ yazıyorlar efendime söyleyeyim, rapor hazırlıyorlar her şey ortada yani böyle enteresan yalanlar. En son işte mimar ve mühendisler odasına bağlandılar. Mimar ve mühendisler odası ne işe yarar diye size bir soru sorsam bilmiyorum ama bu tür projelerde ortaya çıkıyor. Mesela bizim Marmaray'dan çıktı. Marmaray şey projesi üç sene bekletildi. Üç seneye yakın onların davalarıyla sonra yapıldı. Bir tane mühendis geçiyordu. Yönetim kurulu üyesi İstanbul'da ben tanıyorum. Niye bindin sen buna dedim. Üç sene geciktirdim falan. Ya o herkes işini yapsın. Tayyip dedi işini yaptı. Biz de işimizi yaptık. Bak 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 çok evet. enteresan ya. Evet. Çok evet. ilginç. Yani sanki bir yerlerden maaş alıyorlar, para alıyorlar ya da yevmiye alıyorlar. Birliğe diyor ki al evladım sana bu yevmiye sen bu işe karşı çık. Ne kadar karşı çıkacağım abi bir hafta karşı çıkacaksın. Bir hafta sonra yevmiyeyi vermedi mi susuyor adam ya. Çok ilginç. Evet buyurun. Şimdi mesela Güneydoğu'da e, çok büyük arazi sahipleri var adamın 10 bin dönüm arazisi var. Bu adam arazinin içerisine bir kanal yapsa Allah Bey, iş makinelerini getirse, tarlayı rahat sulamak için, yağmurlama sistemi yapmak için, depo kullanmayıp bir kanalla oralardan kanaldan suyu alıp pompalarla yağmurlamaya verse, bu adam dünyanın dengesini bozmuş olur mu? Dünyanın bilmiyorum ama Diyarbakır'ın den. Ve Geriç'te bir Geriç'te bir şey olsa kanal yapsa. Kim ne diyebilir ya? Komşu tarla bile bir şey diyemez ya. Mülkiyet hakkı bu. Şimdi çok <laughs> utanarak dinliyorum. Acıyarak da bakıyorum. Adamların ifadeleri şu. Montrö denilecek arkadaş diyor. Montrö denilecek. Ya Montrö. Sen kimin sözcüsüsün kardeşim? Montrö, Montrö ne? Motrö Lozan Anlaşması'nda bütün Türkiye'yi Lozan Anlaşması bitmeden Türkiye Cumhuriyeti ilan edilemedi. Niye ona bağlandık? Lozan'a giden anlaşmanız e, e, murahhas heyetimiz İnönü Başkanlığı'nda Doktor Rıza Nur falan filan böyle katip batip e, o katiplerden de birisi bir değişik bir şeyhin oluydu bahsetmeyeceğim, Hüseyin isminde birisiydi. Efendim gittiler oraya. Hangi devletin yetkilisi olarak gittiler? Osmanlı olarak mı? Yok. Osmanlı'da çağrıldı ama... Aman 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 Osmanlı gelmesin dediler. Bizden dediler ha. Oradan isemeyin dediler. Siz deseniz Biz meclis hükümetiyiz. Cık. İyi de nesiniz yani? Devlet... Devlet daha değil. Oraya gitti. Lozan 23 Temmuz'da imzalandı. 29 Ekim'de de 4 ay sonra biz Cumhuriyeti ilan edebildik. Lozan imzalanmadan önce Montre Boğazlar Anlaşması'ndaki Boğazların statüsü meselesiydi esas adı. Montreux sonra da yapıldığı yerin adını aldı işte Montreux. Lozan öyle yapıldığı yerin adını aldı yani. Ha orada ha burada. Şimdi bu Lozan'da bu gündeme geldi. İngiltere baktı ki bazı rakip devletlerin o Lozan konferansında bulunan murahas heyetleri olan devletlerin ...boyu fazla uzayacak... ...onlar karışacaklar... ...kendilerine taraf bir şey çalacaklar... ...mesela Rusya... ...boğazlardan geçişi... ...engellemek istiyordu... ...belli devletlerin gemileri... ...buradan geçebilsin istiyordu... ...buraya sahildar devletlerin... ...geçebilmesini istiyordu Rusya... ...haklıydı da... ...burası... ...açık deniz değil ki arkadaş... ...iç deniz bu... Onun için Lord Curzon... ...Londra'dan aldığı talimatla... ...efendim, konferans zaten çok uzadı. Bakın iki senede devam ediyor. Tatil, matil oldu. Arkadaşlarımıza yoruldular. Biz bunu ayrıca Türkiye ile bir araya gelip yapalım. Aynı bu rahatsızlar gelmedi Montreux'e. Getirtilmedi. Ve İngiliz'in, Amerika'nın... ...Fransa'nın, Almanya'nın... ...dediği gibi... ...Montreux-Boğazlar Anlaşması... Rusya'nın böğrüne kadar yabancı askeri gemilerin sokulmasını Montreux'e dahil ettiler. İyi de arkadaş evvela benim böğrüme sokuluyor hançer, sonra Rus'un böğrüne sokuluyor. Benim çanak kalemi... İstanbul Boğazı'mı kullanıyor. Ben Rusya ile ebedi düşman olacağım ki Rusya'ya giden gemileri bırakmayacağım. Nitekim birkaç böyle muhrip destroyer meselesi son zamanda kaşığı verdiler yani Montreux Boğazlar Anlaşması'na zarar verecek diye hüngür hüngür ağlayan parti genel başkan yardımcılarına şaşıyorum ya. Bir Montreux'u oturun da bir okuyun. Okuyan birisinden bir rapor alın eğer siz okumaya fırsat bulamıyorsanız. Çünkü konuşmaktan fırsat bulamıyorlar. Parti sözcüsü öyle bir değişik şekilde kalkıp da beyanlarda bulunuyor ki ben aklımdan bazen şüphe ediyorum. Kendi aklından şüphe ediyorum ya. Allah Allah diyorum ya. Bir adam bu kadar ters takla atabilir. Lafa evet. taklattırabilir. Peki efendim, o zaman ne diyelim? Meclise diyelim ki okuyun diyelim efendim. Tavsiyeniz Ama <laughs> ama Kanal Peki. İstanbul Hı. oraya yapılırsa Türkiye ülkesinin herhangi bir yerine bir kanal açarken Evet. Efendim. Bu e, da Montreal'e, bu GAP da Montria, evet. Için Hı. Urfa ovalarına bir an şehir ovalarına, Harran ovasına yani genel söylersek açtığı kanalları bir zarar verdi mi ya? Bir sallanma falan oldu mu? Yok. Olmadı. E kimseye bir zarar oldu mu? Yok. Kendi ülkeme ben kendi denizimden kendi denizime bir kanal yapıyorum. Evet. Derdiniz ne de ya? Bitti. Sizi bu niye affedersiniz? Çok afedersiniz. Evet. affedersiniz. Ishal ediyor da eliniz hep böyle pantolon kemerinde sıkışık vaziyette dolaşıyorsunuz ya. Çok affedersiniz efendim. Araştırmacı Taçi Yazar İsmail Yağcı'ya bugün için teşekkür ederiz. Ben Atavullah Harvas Allah'a efendim.